Ege'nin dünyaya açılan penceresi TV'den ekranlarından Kuş Bakışı programından merhaba. Hukukçu sosyolog Doktor Zekai Savaşlar'la beraberiz. Bugün eğitime kuş bakışı bakıyor olacağız. Zekai hoş geldin. Hoş bulduk. Okullar açıldı, veliler isyanda. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz velilerin okul masraflarına ilişkin tepkilerini, durumlarını? Biz de basından, etraftan izliyoruz. Hayat pahalılığı, enflasyon elbette ki burada da etkisini gösteriyor. Şimdi senin çocuklar, Allah bağışlasın, okul çağında, sen daha iyi biliyorsun. Evet. Sen söyle nasıl bu vaziyet? Vallahi abi yani sürekli her gün akşam bir liste var. Bunlar alındı ya da bunlar alınacak listeleri var. Kaynak kitaplar da çok pahalı. Benim büyük kızım lise 3'e gidiyor. Küçük kızım ilkokul 1'e gidiyor. Yani işte bir kaynak kitap listesi geliyor abi. Gidiyoruz almaya. 3.500-4.000 lira falan tutuyor. Oo. İşte gidiyorsun öbür tarafta birinci sınıfa giden çocuğun kırtasiye malzemeleri falan filan 1.200-1.300 lira falan çıkıyor. Yani durum bu. Bu neden böyle oluyor? Yani böyle bir standart bir şey yok mu? Yani hani bazı kitapları devlet veriyor falan diye böyle söylüyorlardı. Şimdi nasıl oldu bu yani böyle? Devlet kitapları veriyor fakat sınava hazırlanan çocukların sınav başarısı elde etmesi için ekstra kaynak kitaplara çok ihtiyaçları var. Bir de devlet okullarında şöyle bir durum var. Ben velilerden duyuyorum. İşte okulların ihtiyaçları var abi. Her şeyi devletten beklemeyelim. Biraz da veliler katkı sunsun mantığıyla yaklaşan işler var. İşte klima isteyen, o sınıfa klima alacağız deyip velilerden para toplayan okullar da var. İşte yıl boyunca kullanılacak A4 kağıtlarını okuldaki velilere yıkan kurumlar var. Ne bileyim okulun temizliği, badanası, boyası için para toplayan kurumlar var. Tabii şey böyle. Bir de öğretmen açığı da çok fazla ciddi manada. İşte atanamayan öğretmenler de kıyameti kaldırıyorlar ortalığı. Nasıl oluyor bu iş? Van'ın Özalp ilçesinde 500 öğretmen varmış. 500 tane de öğretmene ihtiyaç varmış. Bazı yerlerde öğretmen yok. Artık böyle lise mezunlarında gel ücretli öğretmenlik yap der noktasına gelmiş bazı yerlerde. Öyle şey mi olur ya? Yani benim şeyim bu. Tabii işin ekonomik tarafı, veliler bir şekilde çocuklar için ekonomik kısmını üstleniyorlar, üstesinden gelmeye çalışıyorlar. İşte değişik sosyal yardımlar var, hani işte sosyal marketler var, işte bazı kurumların destekleri var, bazı iş insanların burs verdiği çocuklar var. İşte Emin ama mesela öğretmen okula yakacak aldırdı, şu aldırdı, öğretmenler hakkında soruşturma ve şikayetler oluyordu yani defaten. Evet. Şimdi gene bu, o dönemde mi döndü, ne oldu onu anlamadım ben ya. Yani. Böyle şeyler var abi okullarda. Kulağımıza geliyor. Veliler söylüyorlar işte şunu istediler, bunu istediler, şu var, bu var diye. Şimdi bazı camilerde 3 tane, 5 tane cemaati olan imama para veren devletimiz öğretmenlere veremiyor mu ya? Abi işte şu da var. Mesela Aydın'da şu en büyük sıkıntı fiziki alan sıkıntısı. İkili eğitim var birçok okulda. Sabahçı, öğlenci var. Neden? İşte birçok okul devlet deprem nedeniyle boşaltıldı, yıkılıyor. Evet. Yani yenisi de yapılamadı. Yenisi de yapılamıyor. Tasarruf tedbirleri var. Şimdi biliyorsun deprem nedeniyle yine ülkede devlet kaynaklarını çok şey kullanıyor. Yani çocuk okutmak dert maddi olarak, öyle mi? Maddi olarak dert. Okulları döndürmek de dert okul idarecileri açısından. Yani bakıyorsun veliye yükleniyorsa idareciler. Tabii bugün işte okulda kullanılacak kağıt, ne bileyim okulun temizliğiyle ilgili bir takım ihtiyaçlar, ne bileyim demirbaş anlamında bazı durumlar velilere yıkılıyorsa, velilerden isteniyorsa demek ki okul idareleri de zordu. Aslında eğitim devleti de zorlayan bir şey abi. Ya şimdi Emin'cim bak, demek ki bizim Türkiye Cumhuriyeti olarak 100 seneyi devirdik değil mi? Evet. En başarısız olduğumuz yerlerden bir tanesi de eğitim olduğunu söyleyebilirim. Evet. Yani abi tabii bu anayasada şimdi anayasanın eğitimde fırsat eşitliği ilkesi falan ne kadar uyuluyor onu ben genel olarak şunu sormak isterim abi. Ben seni çok bölmeyeyim. Sen Türkiye'deki eğitimi nasıl buluyorsun? Şimdi bak bir kere eğitim hakkı diye bir hak var. Evet. Temel haktır bu. Temel haktır. Hatta İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 26. maddesi herkes eğitim hakkına sahiptir.
Evet. Diye biz de bunu kabul etmişiz. Demek ki eğitim hakkı tıpkı efendim şahsi haklar, diğer şahsi haklar gibi temel hak. Herkesin eğitimden istifade etmesi lazım. Ve bunu anayasalar kendi maddelerine şey yapmaları lazım, teminat altına almaları lazım. Yine İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 28. ve 29. maddelerinde şöyle bir şey var, ulus devletlere çocuğun diyor eğitimi için her türlü gerekli işlevleri tam bir güvence altına alınmasını bu maddeler öngörüyor. Yani eğitim hakkı var ve çocuğun bu eğitimi alması için devletler bu bütün tedbirleri almak mecburiyetindedir. Evet. Şimdi böyle bir durum olunca, anayasalara da tabii ki bu madde giriyor. Temel hak ve özgürlüklerle alakalı husus. Şimdi bizim anayasamızda da vardır. Anladın mı? Bu ana şey için, temel hak olaraktan eğitim için ve eğitimin amaçları falan izah edilmiştir. Ha bu nasıl uygulanıyor? Nasıl uygulanmıyor? Bunun içeriği biraz daha, evet, biraz sosyolojik, eğitim sosyolojisi açısından çok önem taşır ama içerik açısından hangi dersler okulacak, eğitimin yapısı nasıldır? Bu biraz daha pedagojik bir formasyon meydana getiriyor. Onu da o yani bu yapmalar lazım. Ama ben başarılı olduğunu kabul edemiyorum. Belli dönemlerde çok iyi eğitim uygulamaları olmuştur. Örneklendirmek gerekirse abi. Mesela 60'tan sonra çok bir seferberlik yapılmış. O zaman mesela okullar fiziki imkansızlık olduğu için vatandaşlar daha önceler camileri nasıl vatandaşlar para toplayıp yaptırıyordu. Okullar da liselerde vatandaşın topladığı paralarla yapılıyordu. Nitekim mesela bizim çevremizde birçok ilçenin lisesi, ortaokulu bu şekilde yapılmıştır. Yani vatandaşın emekleriyle yapılmıştır. Dolayısıyla yani fiziki şeyi aşmak kolay da içini doldurmak. Hatta ben şöyle bir anekdot anlatayım. 60 ihtilali oluyor. Diyorlar ki ya memleketin en büyük sorunu şeydir efendim, eğitimdir her zamanki gibi. Evet. Ne olması lazım? O zaman diyorlar her yere bir okul açalım. Kim yapar bu işi? Bu işi yapar. Ali Fuat Başgil'i çağırıyorlar. Diyorlar ki seni biz eğitim bakanı yapıyoruz. O zamanki muktedir ihtilal yapanlar, askerler. Diyorlar ki sen her yere bir okul aç, lise aç. Süratli bir şekilde 2 senede bu bitir. Ali Fuat Başgil kabul etmiyor. Eğer diyor siz diyor böyle bir düşünüyorsanız siz kendini Milli Eğitim Bakanı olarak bir müteahhit bulun, müteahhide yaptırın diyor. Şu öğretmenlerini diyor yetiştirmeden okul açılır mı diyor. Nitekim 60 ihtilalin bu kafasını alelacele okullar yapıldı. Gerekli öğretmen olmadığı için o ilçedeki mühendisler, avukatlar yani pedagoji formasyonu olmayanlar lisede öğretmenlik yaptılar. Ziraat mühendisleri falan. Yani bu şekilde bir eğitim süreci geçti maalesef. Şimdi eksik bilgi. Zaten daha sonra anlaşıldı ki o derslerde okutulan şeylerin, efendim kitapların, bilgilerin pek pratik hayatta karşılığı olmadığı anlaşıldı. Yani bu konuda anayasanın bir 42. maddesi bizi diyor ki, şöyle ben onu not aldım şöyle. Kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz. Evet. Yani eğitim yapılacak, baskı da yapılmayacak. Yoksun da bırakılmayacak. Evet. Abi tabii bütün bunları da anayasa Milli Eğitim Hükümeti şey vermiş. Bunu diyor kanunla düzenleyeceksin. Ama anayasadaki emir herkes eğitimli olacak diyor. Evet, neden Milli Eğitim Bakanlığı abi? Çünkü eğitimin işlevi milli idealler, milli ülküler, milli kültür, milli değerler üzerine insan yetiştirmesi konusunu önem veriyor. Bütün her millet, her devlet bu şekilde eğitim verir. Kendi milli değerlerine. Yoksa bunu yapmadığın takdirde toplumun milli yapısı bozulur ve netice itibariyle maksada hasıl olmaz. Çünkü
bizim yani milli eğitimimizin genel amacı iyi vatandaş olması için gerekli temel bilgi ve becerileri sahip olacak insan yetiştirmektir. Yani milli eğitimimizi... Peki tam da bu noktada bir şey sormak isterim abi. Milli eğitim amacına ulaşıyor mu? Bu amaca ulaşılıyor mu ülkemizde? Ulaşılmıyor. Nasıl? Yani, neden böyle düşünüyorsun? Şimdi milli eğitimin bu genel konsepti içinde milli ahlak ve hedeflere uygun olarak insan yetiştirme profili var, tamam mı? Evet. Şimdi bunu sağlamak için ne yapmak lazım? Müfredatı buna göre düzenlemek lazım. Ayrıca çocukların kendi ilgi ve kabiliyetlerine göre bir sistem yaratmak lazım. Şimdi bu nasıl bir şey? Bu çok önemli. Bizde bir standartizasyona gidilmiştir. Bu standartizasyon sonuç vermediği için senin sorduğun sorunun cevabı orada çıkıyor. Ne o standartizasyon? Şimdi eskiden 5-3-3 sistemi vardı. Evet. Şimdi 5 ilkokulda temel bilgileri alan çocuklar ortaokula ve ondan sonra da meslek eğitimine göre işte fen lisesi, değil mi? Normal lise, meslek lisesi, imam hatip, efendim sanat okulu, endüstri lisesi, turizm okulu diye ayrılıyordu. Çocuk kendindeki yeteneği, kendinin ilgi alanına, hoşuna gittiği şekilde seçme imkanı oluyordu. Yani o zaman bu sistem iyiydi. Türkiye mesleğin çok uygun. Mesleğin ortaokul kısmına gidiyordu önce. Ortaokuldan, öyle olanlar da vardı. Evet. Mesela bazı askeri okullar zannedersem ortaokullar. İmam Hatip liselerinde, İmam Hatip ortaokulları var. Bir şeyler oluyor. Ama şimdi bu 4-4-4 sistemi geldi. Bu sistemi kaybetti. Sınıfta kalmayı da efendim bıraktı. Sınıfta kalma yok. Şimdi çalışan çocuk ve çalışmayan çocuk ne oluyor? Sınıfta kalma yok diye çalışkan çocuk, çalışması gereken zeki çocuk da nasıl olsa sınıfta kalma yok diye işi gevşetiyor. Evet. Öteki de nasıl olsa sınıfta yok diye çalışmadan sınıfı geçiyor falan. Yani böyle bir absürtlük var. Bu 4-4 sisteminden derhal vazgeçilmesi lazım. 4 artı 4 artı 4. Bu sistem. Eski sisteme dönülmesi lazım. 5-3-3. Hani belki 5-3. 5 yıl zorunlu. 5 yıl zorunlu bitti. Ondan sonra... Abi ne handikapı var şimdi bu 5 yıl 4 artı 4 artı 4'ün ne gibi handikapı var? Yani sen niye değişmesi gerektiğini düşünüyorsun? Şimdi şöyle bir şey var. İşte bugün ara eleman sıkıntısı var ya. Evet. İşte bu yüzden adam nasıl sınıfta kalmayacak diye çocuk ergen psikolojisiyle 12 senesi bir şey okuyacak yok. Yani o 4-4-4'ü bitirsin. Daha sonra yüksek tahsil yapma kapasitesi yok, ilgisi yok. Ondan sonra lise mezunu olarak dolaşıyor ortalıkta. Ondan sonra da bir sanat öğrenemiyor, meslek öğrenemiyor. Tabii çiftçi kalıyor. Yetişmiyor artık sanayide. İşte hepsi bir arada. İşte o sebebi bu 4-4-4 sistemidir. Bunu hangi hani başarısızdır, değiştirmeleri gerekir. Bu benim kanaatim değil, bütün tartışılan kamuoyunun genel kanaati bu. Evet. Yani bu sistem yanlış bir sistemdir. Önerin yine 5-3. En başarılı olmuş bir sistem. Yani şimdi düşünebiliyor musun? Çocuk eğer bakıyor o ilkokulda şeyi var, temel alıyor. Ortaokulda takıntı güzel gidecek. Demek ki bu çocuk okuyacak, ilerleyecek ve gidiyor. Bir bakıyorsun öteki taraftan çocuk ortaokulda zorlanıyor, okuyamayacak. O zaman ne yapıyor? Kısa yoldan meslek okuluna şey yapıyor, evriliyor. Oradan bir meslek sahibi oluyor. Tornacı, tezgah, işte aşçı. Şu an meslekler de çok kıymetli değil mi Zeki? Tabii çok kıymetli ya. Ya işte duydun. Bak bir şeyci, işte televizyonda bak, bir sıvacının aylığı 3 tane okul müdürünün aylığına bedel. Yani 3 aylık maaşına bedel para alıyor. Sıvacı. Tabii öyle işte televizyonda çıktı adam öyle söyledi yani. Şimdi bunu baktığınız zaman mesela esasında Emin'cim bak şöyle bir şey söyleyeyim ben sana. Türk milleti tarihte de olduğu gibi bugün de bu eğitim işinde başarılı olamamıştır. Başarılı olamamıştır. Yani çuvaldızı batıralım kendimize. Yani şimdi şöyle bir şey söyleyelim. Bir kere ya Hammurabi kanunları
var ya, hani milattan önce 18. yüzyıl. Yani bugünümüzden 3800 sene önce. Evet. Adam kanunda şöyle bir madde koymuş. Her meslek sahibi diyor, her çocuk diyor, çıraklık için diyor meslek sahibinin yanına gidecek ve meslek öğrenecek. Bilenler bilmeyenler öğretecek yani. Var ya, evet, kanun yapmış adam. Yani çıraklık, bugün bizim çıraklık okulları falan filan var ya, adam 3800 sene önce kanuna koymuş bunu. Hammurabi kanunu. Şimdi bizim tarihimize bak, bizim aşağı yukarı bu eğitim konusunda ne kadar zayıf olduğumuzun bir önemlisi var. Mesela Bilge Kağan'ın anıtı biliyorsunuz, Arhangay, Moğolistan'daki Orta Asya'da. Orada bir dikili taş var biliyorsun. Hani sembol. Evet. Onun bir tarafı Uygur Türk dilinde, bir tarafı Çince'dir. Düşünebiliyor musun? Eğitimin bozukluğuna bak. Yok. Oku yazı. O tarihlerde yani daha Firavun devrinde papirüslere yazı yazma falan, onları geçtim ben. Tamam mı? Hatırladım. Daha Orta Asya şeylerinde yazışmalar yok, evrak yok, belge yok yani. Bu kadar eğitimde zayıf. Yani bu gerçi hayvancılık toplumu, tarım toplumu meselesiyle çok alakalıdır. Mesela ilk eğitim şeyleri Uygurlarda oluyor. Ama Uygur coğrafyası jeostratejik olaraktan da çok kötü bir bölge. Çölün ortasındaki şehirler falan. Uzak mesafeler. Zaten devlet devamlı zayıf olmaların bir sebebi de odur. Bir onlar yerleşik hayata erken geçtikleri için, daha önce de Budizm'de İslam'a geçtikleri için onların bir kısmı, oradan bir eğitim sistemi almışlar. Var. Yani yazışmaları falan da var. Çinlilerle temasları var. Oralardan eğitim almışlar. O tarihlerde, Uygur tarihinde gerçekten bir medrese kültürüyle beraber bir eğitim olmuş. Hem İslam öncesi hem İslam sonrası var bir tek yapıda. Şimdi bir Atilla'yı düşün. Roma'nın önüne kadar geliyor. Atilla hakkında bir kağıt yok, yazılı bir şey yok. Neden? Eğitim yok. Hep bütün kaynaklar Roma kaynakları. Yazan çizen yok. Evet, eğitim önemli yani. Yani şimdi tabii canım. Yani eğitilmemiş adamlar. Şimdi bak, Türk tarihinde belge yok ya. Yani şimdi Türk tamgalarının olduğu tarihte Mısır'da papirüste yazılar var. Şimdi bakılıyor mesela, birçok şeyler çıkıyor. Yazıtlar çıkıyor, yazılar bulunuyor. Mesela Yahudili'nin, Musevi'nin yazıları o tarihte. Biz de arkeolojik kazılardan çıkan materyallere göre yorumlamaya çalışıyoruz. Damgalarla şundan bundan yorma çalışıyor. Demek ki bu eğitim olsa, şimdi sonra eğitim nasıl olmuş? Daha eğitim olmuş, daha da berbat hale gelmiş. Ne olmuş? Bak, Göktürklerde söyledim. Balballarla efendim taşa yazdıkları 3-5 şeyle bir şeyler olmuş. Ha, var kaynaklar, var bazı kaynaklar ama yok. Herhalde Moğol şeyinden falan gitmiş olabilir. Ondaki çok geç tarihtir yani. Evet. Şimdi mesela Selçuklu dönemine bir bakalım. Selçuklu dönemi, gerek Büyük Selçuklu olsun, gerekse Anadolu Selçuklu Devleti'nde olsun. Yani mesela meşhur Nizami Mülk medreseleri var. Eğitim Farsça. Farsça eğitim. Devlet dili Farsça. Evet. Şimdi anadan da mı Türkçe bilen insanlar nasıl o Farsçayı öğrenip de sonra da eğitim yapacak? Eğitim için bir eğitim alması gerekiyor. Yani. Dil öğrenmesi gerekiyor. Yani. Bu da maksat nedir? Türkleri devşirmek, farslaştırmak veya yani Araplaştırmak. Yani bilgiyi dar bir zümrenin elinde tutup işte bazı toplumları da bilen kesme hizmetkar yani, etmek. Yani tam bir şey yani, sınıfçı bir yapısal şey. Ama bizim mesela 19. yüzyıldaki, yani 2. Mahmut'tan sonraki eğitim sisteminde ataklar yapmaya çalışılmış. Yani Osmanlı'nın son zamanlarında falan. İşte liseler yapılmış falan filan ama çok geç. Evet. Şimdi çok geç. Okuma yazma oranının açısından baktığında yani nasıl buluyorsun ülkenin durumunu? Yani eğitimin birincil amaçlarından bir tanesi okur bugün yazar. Mü? Evet, bugün. Ya okur yazar demek alfabeyi söküp de adını yazıp da gidip de imza atmak demek okur yazar demek değil ki ya. Okur yazar demek kitap okuyan, gazete okuyan,
okuduğunu anlayan demektir yani. Yoksa şimdi bir araştırma yapsınlar bir toplumsal köylere. Gidin şu dağlı köylerine. Bakın bakalım o köye kaç tane gazete giriyor. Evleri teker teker arasında bir tane kitap çıkacak mı? Bu okur yazarlık değil ki ya. Hiçbir şey yok. Bu zır cahilliktir yani. Hiç. O nedenle şeyi bak. Okuma yazma bilmekle okur yazar olmak aynı şeyler değil diyorsun. Değil. Katya. Katya. Nedir abi bu eğitimin temel işlevi? Yani okuma yazma öğretmek değilse. Şimdi eğitimin temel işlemi iyi vatandaş yetiştirme meselesidir. Topluma uyumlu, kendini geliştirebilen, tamam mı? Meslek sahibi olup geçimini sağlayabilen, kültür üretebilen, milli kültür yani kendi bulunduğu kültürünü efendim çoğaltabilen, bir kere her şeyden önce toplumu rahatsız edecek, zarar verecek eylemlerden kaçınmasını bilecek eğitimli insan bu. Şimdi eğitimsiz insan şu. Yani şimdi toplumsal hayata uyum sağlamadır esasında. Eğitimin amacı odur. İnsanı ehlileştirmek mi? Ya şimdi zaten bizim bir şeyde diyor ki bir sözlükte eğitim sosyoloji şeyinde çok hoşuma gitti o. Eğitimin diyor esas eğitim diyor nedir diye sorusunun cevabı şu. İnsan yavrusunu da insan yapmaktır. İnsan yavrusunu insan yapmaktır. Düşün bak ne demek istemiş. Demek ki insan yani doğduğu zaman insan olmamış daha. Eğitilince insan oluyorsun. Yani onu kastediyor. Yani sıpanın büyüyünce eşek olması gibi, yavrunun büyüyünce öyle mi diyorsun? Yani işte tabii şimdi yani insanın eğitimle verimli, tamam mı? Topluma uyumlu, kendini geliştirebilen, etrafına zarar vermeyen, faydalı, tamam mı? Bir kabiliyeti, marifeti olan, yani uyum sağlayabilen bir şeydir. Gayesi vardır, işlevi vardır. Şimdi bunun toplumla uyum sağlaması, yeteneğinin gelişmesi, bilimsel algı sahip olması, yani hurafalara taassuba gitmeden bilimsel kafaya sahip olması, kültürel değerlerimizi özünleyip bunu kullanabilen, toplumla çelişmeyen, toplumla ters düşmeyen, kendi kültürünü, geçmişten gelen kültürünü geleceği taşıyacak efendim yapıda olmak ve bu dolayısıyla dış çevrelerden, dış kültürlerden gelecek zararlı argümanlara, kültürlere karşı da bir öz savunması olabilecek bir şeydir yani. Yapı sahibi eğitimi olması lazımdır. Yoksa dışarıdan gelecek kültür emperyalizmi olsun veya başka şeylere karşı öz savunmasını yapacak eğitimli olması lazımdır. Onun için de biz bunu hepsine milli kültür, milli eğitim diyoruz. Evet. Şimdi sen milli eğitim, milli kültür deyince bak şunu iyice anlamak lazım. Şimdi bizim eğitimimize ikiye ayırmışlar. Birisi efendim bir bölüm öğrenim. Yani birisi de eğitim kısmı. İşte örgün eğitim, yaygın eğitim diyorlar. Evet. Yani buna. Şimdi örgün eğitim dedikleri eğitim, formal eğitim dedikleri. Yani belli bir şekle bağlı. Yaygın eğitim ise informal eğitim. Yani teknik olarak bu şekilde. Şimdi formal eğitim, örgün eğitim okullardaki eğitimdir. Okullardaki eğitim formal eğitimdi, örgün eğitim. Burada meslek sahibi olursun. Ama insana lazım olan eğitimin, yani bu temel eğitim, esas olan yaygın eğitimdir. Aileden, çevreden, efendim her türlü basından, oradan burada adetlerden gelen aldığında eğitim de, efendim camiye gittin, camiden aldığın eğitim, hepsi de efendim yaygın eğitim içine girer, informal. Evet. Yani serbest şekli olmayan eğitimdir. Şimdi bu özelliğiyle eğitim insanı bir yönlendirme yapacak. Nereye yönlendirme yapacak? Topluma uyumlu, suçlara karşı suç işlemeyen, başkasına zarar vermeyen, efendim, milli kültürüne sahip, değerlerine sahip, efendim,
bir farkındalığı olan bir yönlendirme yapacak. Eğitimin esas bir maksadı da bu. Eğer eğitim yönlendirme yapmıyorsa, yetiştiremiyorsa insanı başarısızdır. Şimdi senin sorunu bu açıdan baktığımız zaman milli eğitimimiz, bizim eğitim sistemimiz gençleri yönlendirebiliyor mu? Geliştirebiliyor mu? Bunun cevabını sen ver. Ben vermiyorum. İşte ben sana söyledim ne olması gerektiğini. Bir daha bu eğitim ve öğretim sezonu diye gidiyoruz mesela. Bir de eğitimle öğretim arasındaki farkı ben çok merak ediyorum. Bu ne? İşte söyledim ya, öğrenim okuldaki yapılan formal eğitim. Eğitim bütün her öğrendiğin şeyler. Evet. Tamam mı? Yani öğretmenin görevi eğitmek mi? İkisi de esas öğretmek ama davranış eğitmek. Yani eğitimin içinde öğrenimi okulda öğrenilen şubeye al. Diğer bütün mesela adetleri öğreniyorsun, gelenekleri öğreniyorsun değil mi? Evet. Mesela harmandalı oynamasını öğreniyorsun. Bu bir eğitim meselesi. Yani eğitmenle öğretmen arasında büyük fark var o zaman. Yani şimdi anne de bir öğretmen, nine de bir eğitmen. Öğretmen değil ama. Öğretmen biraz daha formal eğitim verendir yani. Değil mi? Örgün eğitim oradan meydana geliyor. Ama öğrendiğin her şey senin hani hocan, öğretmenin gibi kabul edebilirsin. Ama formal olmadığı için yani belli bir şeklin içinde, disiplin içinde olmadığı için onu informal diyorlar. Yani şekil dışı, rastgele olduğu için. Ama esas formal olan eğitim okullardaki olan eğitimdir. Ama şey, öğrenimdir. Yani eğitim dediğin zaman hayatın her şeyi eğitimdir. Her bir şeyin eğitimidir. Yani şimdi bak bir şeyden bir şey anlatayım. Mesela çok Kur'an'dan bir örnek vereyim mi bak bu konuda? Tabii, çok isabetli bir şey. Biliyorsun Habil Kabil'i öldürüyor. Evet. Sonra öldürdükten sonra İlk cinayet. Ben ne yapacağım bunu diyor. Kara kara düşünüyor. Karga geliyor. Karga geliyor bakıyor ki karga kazıyor, kazıyor. Ve gömüyor. Aa diyor. Ne yapmış oldu? Eğitilmiş oldu. Evet. Demek ki de benim bunu gömmem lazım diyor. Ama karga öğretmen değil. Eğitmen. Yani anlatabildim mi? Ha, bunun böyle olayı böyle göreceksiniz. Ama bir okula gittin, bir program dahilinde, formal bir şekilde olduğu zaman o öğrenim oluyor. Evet. Örgün öğretim. Öğretiyle oluyor bu. O program dahilinde bir disiplin içerisinde oluyor. Ötekisi hayatta öğrenebildiğin her şey eğitim içine geliyor. Tamam mı? Yani şimdi mesela misal, bak çok önemli bir şey söylüyorum sana. Şimdi apartmanlarda biliyorsun değil mi? Bazıları ayakkabılarını koru şeye bırakır aileler. Kapı önüne. Kapı önüne. Halbuki apartmanda böyle bir şey olmaz. Orası ortak mahaldir. Doğru mu? Evet. Eğitilmemiş. Şehre gelmiş ama eğitilmemiş. Onu birisi bu okulda öğretilmez. Bu kültürel eğitimdir. Mesela bir gün bir camiye gittik. Bir arkadaş dedim ki ya burada dedim bu köylüler dolu dedi. Nereden anladın dedi. Dedim bütün ayakkabıları dedim caminin kapısına bırakmışlar. Halbuki alıp içeride rafa koyacaksın. Eğitimsiz insan. Anlatabildim mi? Bunlar işte adetle, töreyle, görerekten topluma uyum için yapılan işlevlerdir. Yani basit örneklerle anlatıyorum. Evet. Bu şekilde. Aslında okul olmadan da toplumun kendine göre bir eğitim düzeni var. Elbette canım. Elbette var. Ben size anlatabildim. Yani işte töreler, adab-ı muaşeret, dereler, işte mesela değerlerimiz, evet. Efendim toplumdaki töre, adet, gelenek, bunlar yazılı olmayan öğrenim dersleridir yani. Değil mi? Evet. Bu çok önemli bir şey. Ama onun için insanların insanı eğitmesi için örnek olması lazım. Evet. Onun için hani bir atasözümüz var çok güzel. Aynesi iştir, kişinin lafa bakılmaz. Hmm. Yani bunu eyleminden, amelinle öğreteceksin insan. Öyle öğrenir değil mi? Yoksa çarpım tablosunu ezbere bilmem bir işe yaramıyor diyorsun. Yani. Salyangozun üremesi, eğreltotun üremesi tamam okulda öğrenirsin ama hayatta karşılığı yok. Hayatta karşılığı olan şeyleri de öğretmek lazım. İşte milli eğitimimizin en büyük zaaflarından bir tanesi ders müfredatındaki hayata dair olmayan birçok boş şeyler öğretiyorlar. Siz hatırlamazsınız. Bizim zamanımızda bir Emin Oktay tarihi vardı. Türk tarihinden başka her türlü tarih vardı içinde. O zaman bir kötü, bugün baktığımız zaman ya bu tarih okutulur mu dersiniz? Yani şimdi o zaman için böyle bir şey yapmışlar. Anlatabildim yani. Tabiat kitabı dersleri vardı. Eğreltot'un çoğalması. Şamelarla yazardık, ederdik.
Ne alakası var ya? Yanlış sistem bunlar. Bugün de yanlış. Bizim eğitim sistemimiz. Şimdi dünyada bunun en şeyi var. Eğitimde mesela Finlandiya modeli diyorlar. Japonya modeli diyorlar falan. Montessori modeli var mesela okul öncesinde. Yani şimdi bütün bu eğitimi bütün olarak kabul ettiğiniz zaman ihtiyaca göre. Biraz önce temel ilkeleri söyledim. İnsanı geliştiren, topluma uyum sağlayan, değil mi? Onları anlattım. Şimdi insanı meslek sahibi yapacaksın. Meslek sahibinin yanında öyle eğiteceksin, kültürü olacak, yeteneği gelişecek, bilimsel kafada olacak, kültür değerlerine sahip olacak, anlayacak. Tabii yani bu tür bir insanı yetişeceksin model olaraktan. Yabancı hayranı olmayacak, kendi milletinden gurur duyacak gibi. Bunlar esas işlev olaraktan, bireysel olaraktan şeydir. Eğitimin ana gayesidir. Ama siz bu hedefe uygun eleman yetiştiremiyorsanız burada bir yanlış vardır. Bir şey soracağım abi. Eleman açısından bakıyorum olaya. Yani kişi açısından bakıyorum. Öğrenmek öğrenilebilir bir şey mi? Elbette. Öğrenmeyi öğrenmek gerekir mi? Tabidir. Çünkü neden? Yüce Yaradan insana akıl vermiş. Bu akıl öğrenmeye açık. Şimdi bütün mesela yaratılan hayvanata baktığınız zaman sadece hayatın devam edebilecek bir şeyi fıtraten öğreniyor, evet. Biliyor. Mesela görüyorsun deniz kaplumbağaları ne anasını görüyor ne babasını görüyor değil mi? Evet. Toprağın altı yumurtadan çıkıyor, doğru koşuyor suya. Bu kadar öğretilmiş buna. Arıya ne kadar öğretilmiş? 40 günlük bir hayat var. Bir damla, bir kaşık bal yapacak kadar bir öğretisi var. Ama insanın öğrenmesi sonsuz. Yani yok sonu yok. Öyle bir nimettir öğrenmek. Yani onun için akıl buna bu şekilde yaratılmış. O halde bu akıllı olun, düşünmez misiniz? Yüce Yaradan bunu ne söylüyor? Öğrenmeniz için. Evet. Öğrenin efendim ki hayata karşı efendim bir mutlu dünyayı cennet yapın manasında öğrenmek şart. Cahilden bir şey olur mu? Cahili Hazreti Ali diyor ki cahile düşman gerekmez, o kendisine yeter diyor. Evet. Şimdi abi, insanları eğitimli diye tanımlıyoruz ya. Bir de görgülü de diyoruz. Buradaki fark ne? Eğitimli olmakla görgülü olmanın arasındaki fark ne? Madem bunları konuşuyoruz, bunu da merak ederim nasıl yaklaşıyoruz. Yani şimdi görgü kelimesi sosyolojik olarak baktığımız zaman insanın içinde bulunduğu toplumun adetleri, gelenekleri, harsı gereği davranış biçimleridir. Değil mi? Mesela bizden 2-3 kuşak öncesinin eğitimi olmamasına rağmen, okuryazı olmamasına rağmen muazzam görgülü insanlar. Değil mi? Bu nasıl olmuştur? Nakil, kültür nakliyle olmuştur. Çevreden, anneden, babadan, aileden gelen görgüyle. Ne nedir? İşte büyüklere saygı, küçüklere sevgi, muhtaçlara yardım, dayanışma, değil mi? Evet. Başkasına zarar vermemek. Bütün bunlar işte görgünün şeyidir, kaidesidir. Hatta bizde biliyorsun çoğu zaman bacak bacak üstüne atmaz babasının yanında falan. Böyle bu kuralları vardır, görgü kuralları. Bunlar hepsi adetlerden ve törenlerden nakil vasıtasıyla önceki kuşaklardan gelen efendim ne diyelim biz? Geleneklerdir diyelim. Davranış evet. Biçimleridir. Yani eğitim okulda yapılıyor. Öğretim okulda, öğretim okulda yapılıyor. Okulda yapılıyor. Okulda, formal olarak da evet. Belli bir şekilde temel şeyi veriyor. Ama görgü her tarafta. Mesela siz küçükken söylemezler miydi? Efendim mesela hani, yemek yerken ağzını şapırdatma derlerdi. Değil mi? Hı hı. Ha? İşte görgü öğretiyor. Nereden öğreniyorsun? Aileden öğreniyorsun. Bir de şey derler, insanın sevmediğin iş yap şap yürüyüşü rap rap gelir derler. Ya işte bunlar hepsi de eğitim işte bak. Ama öğrenim okulda formal olarak olur. Şimdi Osmanlı'da da mesela adam İngiltere Oxford'u yapmış, Amerika Yale'yi yapmış. Bizde daha doğru dürüst o tarihlerde üniversite yok. İşte Darülfünunlar var 2-3 tane. O da ne kadar başarılı oldu? O da şüpheli. Bir tek askeri okullar hariç yok. Sıbyan mektepleri dediğimiz mahalle mektepleri var. Oraya gidiyorlarmış çocuklar. Sıbyan mektebinde işte alfabe, biri adını yazacak kadar bir şeyler, basit şeyler. 3-5 namaz suresi falan öğretiyorlarmış ama arkası yok. Medrese eğitimi yok. Mesela bir şey getirmiyor neticede.
din eğitimi sadece basit bir şeyi karşılıyor, ibadet kısmını, şunun kısmını, ama dünyevi ilimleri, işte fen, fizik, kimya, insanın gelişmesine, ilmi gelişmesine ilgili maalesef bizim toplumumuz çok geç tanışmıştır. Cumhuriyet döneminde de bunu ilk kurulduğu zaman erken cumhuriyette hoca yok bunu öğretecek. Almanya harbi patlıyor da işte Almanya'da 34 senesinde Büyük Atatürk aman diyor bu adamları kaçırmayalım. Getiriyorlar o Musevileri de bizim bütün fakültelerde. Türkiye'deki üniversitelerin kuranlar hepsi yani. Her fakültede bakarsınız o Musevi ilim adamlarından. Einstein'la mı mektuplaşıyordu öyle bir? Tabii Einstein'da da. Einstein'da da davet etmişler de ben orada ya müsait değil altyapı diye gelmemiş. O yani mesele şu. Fatih Sultan Mehmet ne yapmış? Nerede bir ilim adamı var? Hemen getirttirmiş ya. Orta Asya'dan kuş getirmiş. Rasathane yaptırmış. Ama oğlu ne yapmış? Rasathaneyi yıktırmış. Yani şimdi bu da çok önemli. Eğitimin sürdürülebilirlik, devam edilip olması lazım. Evet. Mesela bugün şeye gittiğin Semerkant'ta mesela 3 medreseler vardır. O tarihte muazzam. Astronomi, kimya, fizik. Şimdi baktığımız zaman o dönemde bir dönemde bir efendim Biruni çıkmış, İbn Sina çıkmış, Farabi çıkmış ki yani Farabi de tabii ilmin babası. Yani onlar Türk Orta Asya'nın Türk şeyleridir efendim ilim adamları. Bunlar da o zamanın dahi insanları. Bütün Batı'yı etkilemiş. Hele Farabi'nin 17 tane eseri İbranice'ye çevriliyor. 9 tanesi Latince'yi çeviriyor o tarihte. Düşünebiliyor musun ya? Yani ilimde ne kadar ileri gitmiş. Bu bir eğitim şaikasıdır. İmkanı, zemini hazırlarsan ilim adamı, eğitim müsait olursa çıkar. Yani bunu o zemini hazırlamak lazım. Bu fırsat eşitliğini vermek lazım. Şimdi bizde Türkiye'de fırsat eşitliği var mı eğitimde? Yok. Yok. Neden yok? Şöyle, çünkü eğitim sadece devlet eliyle yapılmıyor. İşte özel eğitim kurumları var. Doğru. Ne bileyim işte yine ailelerin ekonomik durumuna göre şekillenen durumlar var. Yani ve şimdi de şey var, çocukların mesela eğitimde şey de var artık, insanlar sınıflandırılıyor. Mesela özel eğitim diye bir şey var. Ne bileyim geç algılayanla, öğrenme zorluğu çekenle. İşte ne bileyim öğrenmesi hızlı olan arasında farklar var. Şimdi şöyle bir şey. Anayasamız ne diyor? Eğitimin ilki fırsat eşitliği. Şimdi eğitimi temel şeyi eğitimi devletin vermesi lazım. Özel eğitim olması fırsat eşitliğine aykırıdır. Zaten üniversite seçme sınavı herkesin tenkit ettiği gibi öğrenim esaslı değil de yarışma esaslı bir sistemle üniversiteye giriyor. Düşünebiliyor musun? Bir 12 sene okuyorsun. Bütün istikbalin hayatın 3-4 saatlik bir sınava bağlı. O gün hasta olabilir çocuk, dikkat dağıtıp gitti. Şimdi bu sistem bir kere yanlış da onu bir kenara koyalım. Şimdi özel okul ne demek? Özel dershane ne demek ya? Bu fırsat eşitliği mi? Değil. Ama bir mecburiyet de oluşmuş toplumda. Demek ki bir eğitim başarılı değil. Başarılı olsa dershaneye ihtiyacı olur mu? Olmaz. Olmaz. Dershaneye ihtiyacı olmaz. Özel okul. Niye sen özel okul şimdi farklı bir eğitim sistemi veriyor? Devlet okulu farklı bir eğitim sistemi veriyor. Mesela yabancı dil konusunda bilhassa. Bu sefer ne olmuş oluyor? Devlet okulunda olanlar eğitimde geri kalmış oluyor. Doğru mu? Evet. Ve bir takım mesela okullar arasında da meslek okullarında olsun falan eğitim, milli eğitimi hedeflerine uygun eğitim yapılmadığı kanaatindeyim ben. Yani o şeyin toplumda nasıl bir eğitim verip de o çocuğu efendim hedef ne olmalı abi? Hedef ne olmalı? Milli eğitimin hedefi ne olmalı yani? Vallahi milli eğitimin hedefi bir kere birincisi İyi bir vatandaş olması için bütün gerekli tedbirleri, öğrenimi sağlaması lazım. Milli ahlakı, milli hedeflere uygun insan yetiştireceksin.
Sen Cumhuriyet Okulu'nda okuyup da bu hür hür memlekette yaşayıp da Cumhuriyet düşmanı talebe yetiştirirsen bu hedefe ulaşmaz kardeşim. İkincisi, ya önemli, ahlakımız var bizim değil mi? Biraz evet. Önce bahsettik işte gelenek. Toplumsal değerler. Sen buna uygun şey yetiştireceksin. Efendim yetiştireceksin. Ayrıca bilimsel kafası çalışan ve bilimsel kapıyı açık eğitim vereceksin. Yani çocuğun ilgisi ve kabiliyeti nereye şeyse, mütemayilse ona uygun bir yetiştireceksin. Hepsini standart bir hizaya getirmeyeceksin yani öyle. Olmuyor işte. Bazı kabiliyetli insanlar var dediğin gibi. Kabiliyetinin karşılığını bulamadığı için eğitimde istediği yerlere gelemiyor. O bakımdan bizim yani eğitim sistemimizin topluma sağlıklı, verimli efendim bu bir eğitim sistemi olması lazım. Verimli mi eğitim sistemi? Değil. Şimdi ne görüyorsun? Bak şimdi çocuklar yurt dışına gidip orada okuyalım diye yırtınıyorlar. Yurt dışındaki eğitim Türkiye'den çok mu daha üstün? Yok. Çok enteresan bir şey anlatayım sana ben. Ben İngiltere'ye gittiğim zaman, üniversite yılında İngiltere'ye gittim. Biz öyle bir lise eğitimi almışız ki. O inanamazsın. Ben orada İngiltere'deyken 73 senesinde İsrail Sina Mısır'a baskın yaptı ya. Biz o gün sabahleyin şeyde oturduğum o şeyde hostelde oturuyoruz böyle 8-10 kişi böyle konuşuluyor. İşte İsrail böyle yapmış Sina Çölü'ne. Şimdi oradan biri dedi ki çocuk ya dedi İsrail'le dedi şey söyle bana. Sina nerede ya dedi İsrail. Adam coğrafya bilgisi yok ki. Ama ben hemen çıktım bak böyle. Adam şaşırdı sen bunu nereden biliyorsun dedi. Yani Kahire, Sina, Kudüs bunları adam kafasında yok. Bilmiyor, öğrenmemiş. Nerede ne olduğunu bilmiyor. Coğrafya bilmiyor. Bilmiyor adam orada üniversite talebesi ya İngiltere'de. Ben söyleyince şaşırsa sen nereden biliyorsun bunu diyor. Şimdi bir temel böyle bilinmesi gereken meseleler vardır. Mesela matematik, mantık. Bizde hep bütün yanlış eğitimler yaptırılıyor. Çok yanlış eğitimler yaptırılıyor. Mesela bazı çocuğu insan tabiatı gereği algılamalar, yani beyinsel algılamalar belli bir yaşla gerçekleşiyor. Mesela insanın soyut algılaması ergenlikle başlıyor. Yani 11-12 yaşları var ya, soyut kavramları o zaman anlamaya başlıyor Emin. Evet. Ama sen şimdi çocuğu 6-7 yaşında din bilgisi veriyorum diye soyut kavramlar verirsen, melek, şeytan, cehennem, çocuğun kafasında ampul patlar o zaman. Bunların yaşı var. Yani her yaşın... Evet, soyut öğrenmeyle somut öğrenmenin... O olaylar var. Yani sen şimdi yaşı gelmemiş bir insanı soyut bilgiyle donatmaya kalkarsan o çocuk okur mu? Okumaz ya, eğitim yapmaz. Zeki abi, bugün konuştuklarımızı şöyle bir kuş bakışı özetlemek gerekirse. Benzerse. Bir, Türkler tarihte itibaren bu eğitim işini beceremediler. Öz eleştiri. Bir, abi, gerçek. Evet. Selçuklu Devleti kuruyorsun, okullarında Farsça olur. Osmanlı'da İstanbul Sarayı başka konuşuyor, Nedim başka yazıyor, şair. Yunus Emre başka yazıyor, efendim Hacı Bektaş başka yazıyor değil mi? Dadaloğlu başka yazıyor, Karacaoğlan başka yazıyor. Karacaoğlan halk gibi yazıyor, öyle bir çevre var. Medreselerde başka şey okutuluyor. Bunun neresi bir şey? Osmanlı'nın mesela çok enteresan. Rahmetli Necdet Sevinç'in bir kitabı var. Osmanlı'dan günümüze misyonerlik diye. Bulanlar okusunlar. Bakın Osmanlı'da misyoner eğitimleri nasıl yapılmış? Osmanlı coğrafyasında 100'den fazla nasıl okul açılmış? Harputlardan Tarsuslara, Lübnanlara kadar nasıl eğitim yapmışlar? O sıralarda senin medreselerinde ne okutuluyordu? Hiçbir şey. Hiç hayata dair bir şey olmayan şeyler okutuluyordu. Bu bir. Yani becerememiş derken bu örnekleri çoğaltmak istemiyorum ama bu var. Bu gerçek. Kabul edeceğiz. Bugün de aynı şekilde gerçek. Cumhuriyet döneminin belli bir döneminde evet iyi eğitimler yapıldı, iyi insanlar çıktı. Devletin olduğu zaman. Ama son zaman nüfus arttıkça, şehirleşme başladıkça bu eğitim sistemi fiyasko oldu.
Yani ben bir konferans vermek için bir yere gitmiştim, bir üniversiteye gittim. Baktım ki benim anlattıklarım havada kalıyor. Çünkü altyapı yok. Üniversite talebelerinin altyapı yok. Yani dolayısıyla Einstein gelmemekte çok haklısınız. Yok, altyapı yok. Onun için eğitiminiz başarısızdır. Eğitimin başarılı olabilmesi için bir an önce bu 4 sisteminden dönüp eski sisteme dönülmesi lazım. Yani 5-3-3 veya 4 sisteme dönülmesi lazım. Evet. Ayrıca üniversitelerin daha hayatın içinde olması lazım. İrtihalci hocaların yazdıkları şeylerle eğitim olmaz. Bu 2 senelik gece okulları falan bunların derhal kapatılması lazım. Bunlar zaman kaybından başka bir şey değildir. Evet. Yani bu zaman kaybından başka bir şey değildir. Kasabalarda 2000 nüfusu, 3000 nüfusu kasabalarda yüksek okullar kapatılması lazımdır. Bunlar çocukları geliştirmez. Evet. Bunlar aslında abi toplumsal deneyim, toplumların içinde bulundukları durumlardan ders çıkartıp toplumsal bir tavır tutum takınması da ayrı bir durum, ayrı bir eğitim, ayrı bir öğretim bence. Toplum bence kendi şeylerini öğrenmeli yani. Hani kendi durumundan yeni bir durum yaratmayı, acıdan kaçıp hazza, acıkınca nasıl yemek yiyorsak bugün kabiliyetsiz, beceriksiz olduğumuz bir durumdan becerikli duruma geçmek için eyleme geçmemiz gerekmiyor mu abi? Ya hiç, sen ne yapayım, nasıl eyleme geçeceksin? Şu 20 senede ben 10 tane Milli Eğitim Bakanı değişmiş, 7-8 defa müfredat değişmiş. Ben halbuki eğitim nedir? Yani Oxford'da 150 sene önceki eğitim teknoloji aynen devam ediyor. Evet. Sadece içindeki bilimsel şey değişiyor. O nedenle sistem yanlış, yanlış, yanlış. Evet. Düzeltmesi için. Bakın şey yanlış, 4-4-4 sistemi yanlış, içerikler yanlış. Evet. Çünkü neden anlıyoruz bunu? Yanlış demek yok. Bugün gelen sonuca bakıyoruz yani. Evet. Çıkan talebelerin durumuna bakıyoruz. Evet. Yani şu temenni ürün defolu diyorsun. Yani maalesef. Evet. Zeki abi çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Önemli bir konuya kuş bakışı baktık beraber. Bu arada her şeyden önce fedakar öğretmenlerimizi yeni yılda hepsine başarılar diliyorum. Öğrencilerimize başarılar diliyorum. 15 milyon orta öğretimi olan bir ülkenin gerçekten eğitim işi zordur maddi manevi olarak. Gene bunun altından kalkmak için çırpınıyorlar. Velilere de Allah gayret kuvvet versin. Eskilerin bir tabirle sözü bitirelim, olur mu? Bir talebenin okuması için ne lazımmış biliyor musun? Ha. Talebenin hevesi, babasının kesesi, hocanın da nefesi olması lazımmış. Vay, talebenin hevesi, babanın kesesi, hocanın nefesi. Evet, çok güzel. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Evet sevgili izleyenler, bir kuş bakışı programında sonuna geldik. Hukukçu, sosyolog, doktor Zekai Savaşlar'la eğitime kuş bakışı baktık. Dünyadaki, geçmişteki örneklerden ülkemizdeki duruma kadar birçok konuyu ele aldık. Hoşçakalın.